Merhaba. Çocuklar kreşe başlamadan önce bazı becerileri olması gerektiğinden bahsediyorduk. Bu bir seri, bu serinin ikincisi de kendi başına vakit geçirebilme becerisi. Hayatta kalma becerilerinden bir tanesidir bu. Çocuğun boş kalan vaktinde kendini oyalayabilecek bir şeyler bulabilme kapasitesidir aslında çok basit olarak. Buradaki sorunlardan bir tanesi son dönemde ebeveynlerin sanki çocuğun bütün alanını, bütün zamanını doldurmaları gerekiyormuş gibi bir misyon edinmeleri. Bu inanılmaz derecede aslında patolojiye neden oluyor. Her zaman söylüyorum. Bir ucunda bu işin çocuk istismarı, çocuk ihmali varken diğer ucunda da aşırı iyi ebeveynlik var. Bunların ikisi de psikopatolojiye neden oluyor. Bunu görüyoruz. Sağlıklı çocuk izleminin en güzel tarafı da neyin neye dönüştüğünü görebilmek. O yüzden mesleğimi çok seviyorum. Bir çocuğun her anını dolduruyor olmanız demek, onun kendi kendine vakit geçirme becerilerini geliştirmesini engellediğimiz gibi aynı zamanda da aslında bir anlamda üretme kapasitesini elinden alıyoruz. Büyüme, büyüyebilme. Çünkü hep siz kontrol ederseniz gerçek anlamda büyüme olmuyor. Alanlar bırakmalısınız ona. Winnicott'ın söylemi çok güzel. %30'luk uyumdan bahsediyor. Bu kısmı doldurup bu zaman zaman %50'ye çıkar. Zaman zaman 40'a iner, 30'a iner ama minimal 30'da olması gerektiği söyleniyor. Yani çocukla ebeveynin buluştuğu anların ideal olduğu zamanları %30 olmalı. Bunun dışında kalan zamanlarda uyumsuz anlar da olmalı. Bunlar da besler çocuğu. Ve çocuğun tek başına kaldığı anlar da olmalı. Daha önceki videoda ne demiştik? Ayrışma olmalı demiş. Şimdi bu ayrışma anlarını nasıl dolduracağını konuşacağız. Burada kendi kendine çocuk bunları şey yapabilir, oluşturabilir. Örneğin siz lavaboya gittiniz ya da yemeğinizi yemeye başladınız. Ta bebeklik anlarından itibaren bu ayrışma anları var. Gittikçe arası açıldı. Çocuk bunları kendisi de şey yapabilir, doldurabilir. Örneğin benim oğlum şey yapmıştı. Bir tane plexiglas kenarları çok güzel bir şeyimiz vardı. Orta sehpamız vardı. Onun kenarları acayip derecede güzel yumuşatılmıştı. Orada dişlerini kaşımakla geçirdi bir süre zamanını. Sonra keşfetmekle geçirdi. Erkek çocukları böyledir. Bazen gidip bir dolabın içinde uyuyakaldığı bile oldu çekmecenin içinde. Veya çevresinde bulduğu bir yakınlarındaki oyuncağa ulaşmakla geçirebilir o süreyi. Sonra oyuncağı alıp onunla bir şeyle yapmakla uğraşabilir. Veya dönmeyi o sırada öğrenebilir. Gibi gibi çocuk kendisi bunları oluşturabilir. Eğer oluşturmamışsa çocuk, bu anları ona tanımamışsanız, yaş büyüdükten sonra alanlar açmaya başlamışsanız, onlarda da önerilerde bulunabilirsiniz çocuğa. Burada şu olabiliyor, işte ebeveyni yönlendirmek için bazı şeyler yapabilir, ağlayabilir, işte sizi devamlı taciz edebilir. Bu konuda sınırlar konusuna giriyor ki onu başka bir videoda konuşacağız. O zaman ne dedik? Bir çocuğun o kreşe sorunsuz başlayabilmesi için birinci kural ebeveyninden ayrı vakit geçiriyor olması, ebeveyninden ayrışabilmesi gerekiyor. İkincisi de ebeveyninden ayrı boş zamanını doldurabileceğine olan inancının olması lazım. Bu olmadığında ne olur? Okulda örneğin boş anlarında birdenbire o boş anlarını dolduracak birine ihtiyaç duyar ve hemen ağlamaya başlar. Annem gelsin ya da babam gelsin benim bu boş anımı doldursun diye. Ve burada da kafa karışıklığı olur. Acaba travmatik bir şey mi oldu da beni aradı? Olumsuz şeyler düşünmeye başlarsınız. Halbuki orada sadece boş bir an kalmıştır.
Çünkü her yerde boş anlar vardır. O anı geçirmek için ne yapacağını çocuğunuz bilmiyordur. Dolayısıyla da çocuğunuzun bütün anlarını doldurmaya çalışmayın. Yeteri kadar anında olun. O anlarda üretebilirsiniz bir şeyler karşılıklı. O vakti geçirmek için kendi üretkenliğinizi de kullanmanız ona örnek olacaktır. Ama ara ara ona da alan açmanız gerekir ki boş kaldığı zamanlarda üretebilmeyi öğrensin. Ve boş kaldığı anlarda da çocuk kendisi o boş vakti geçirebilmeyi öğrensin. Bir sonraki konumuz sanırım sınırlar olacak. Emin değilim ama şaşırtabilirim de. Görüşmek üzere.